Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına bakış açısını ortaya koyan ve Türk kadınını yücelten sözleri hakkında konuşacağız. Hepimiz biliyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti kurarken birçok şeyi kökten değiştirdi ve hiç şüphesiz değişen şeyler arasında en başta geleni kadının yeriydi. Bu değişim kadınların hak ettikleri, layık oldukları, yaşama kavuşması ve aynı zamanda çağdaş bir Türkiye içindi. Kadın artık mahkum edildiği cehaletten kurtulacak, toplum hayatında da soyutlanmayacaktı. Atatürk zeki bir lider olarak ülkemize kavuşmanın tek yolunun toplumun ana yapı taşı olan kadından geçtiğini iyi biliyordu. Bu yüzden de kadına verdiği değeri ve olması gerekeni yaşam boyunca söyledi ve söylemekten çekinmedi. Şimdi Ulu Önder'in kadına bakış açısını ortaya koyan ve Türk kadınını yücelten sözlerine bakalım. Dünyada her şey kadının eseridir. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin? Daha emin ve daha doğru olarak yürüyebileceğimiz bir yol vardır. Bu da büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır. Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir. Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Kadınlar, içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. Tarlalarda erkeklerle birlikte çalışan, kasabalarda pazar yerlerine giden, yumurta ve tavuğunu satan, ondan sonra da kendisine gerekenleri bizzat satın alan, çalışmalarının hepsinde kocalarının yardımcısı olan kadınlardır. Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır. Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar. Evet arkadaşlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına bakış açısını ortaya koyan ve Türk kadınını yücelten sözlerine değindik. Öncelikle Ulu Önder'imizi kalplerimizde yaşatırken onun sözlerini hatırlayarak ve hatırlatarak kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyoruz. Videomu izleyip beğendiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.